Müzakere, çatışma çözümünde kullanılan oldukça etkili yöntemlerden biridir. Tarafların amacı anlaşmaya varmaktır. Bu nedenle gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelen taraflar, çatışma yaratan sorunu çözmeye çalışmaktadır. Bu süreçte tarafların bilgili ve deneyim sahibi olmaları önemlidir. Müzakere, tarafların çatışan çıkarlarını diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıkları iletişim yoluyla Birbirlerine mesajlar alıp gönderdikleri, farklılıklar yerine benzerliklere odaklanmaya çalıştıkları bir ver al sürecidir. Bu programda müzakere sürecinin özellikleri, müzakere sürecinin aşamaları, süreci etkileyen faktörler ve müzakere etiği anahtar kavramları üzerinde durulacaktır. Bu programı izledikten sonra çatışma yönetiminde müzakere sürecinin nasıl olduğu ve bu süreçte hangi yaklaşımların nasıl kullanıldığı sorularına yanıt bulabileceksiniz. Müzakere sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için tarafların müzakere kavramının özellikleriyle müzakerenin hangi konu ve durumlarda kullanılacağına ilişkin bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu süreçte taraflar arasında karşılıklı bağımlılığın olması, çatışmanın algılanmış olması, anlaşma olana kadar düzenli olarak görüşmelere devam edilmesi gibi bazı temel unsurların bilinmesi gerekir. Aynı zamanda müzakere süreci iki veya daha fazla sayıda birey, grup veya örgütten oluşan taraf olduğunda ve taraflardan birinin istek ve ihtiyaçları tam olarak diğer tarafların istek ve ihtiyaçlarıyla uyuşmadığında kullanılır. Taraflar gönüllü olarak karşılıklı iletişim kanallarını kullanarak ver-al süreciyle ortak bir karara varmaya çalışırlar. Örneğin okul müdürüyle öğretmen, ev sahibiyle kiracı gibi karşılıklı bağımlılığın temeli olduğu ilişkilerde farklı istek ve ihtiyaçlar ortaya çıktığında yaşanan çatışmalarda müzakere, Başvurulan çatışma çözme yöntemlerinden birisidir. Müzakere süreci bazı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar planlama ve hazırlık, temel kuralların belirlenmesi, açıklama ve gerekçelendirme, pazarlık ve problem çözme, son olarak da kapanış ve uygulama aşamaları olarak sıralanır. Planlama ve hazırlık aşamasında kapsamlı ve yeterli bilgiler toplanır. Hedefler ve alternatifler belirlenir. Temel kuralların belirlenmesi aşamasında müzakere nerede gerçekleşecek, konular ne ile sınırlı olacak, zaman sınırlaması olacak mı gibi sorulara cevap verilir. Açıklama ve gerekçelendirme aşamasında taraflar taleplerini açıklar, anlatır, gerekçelerini bildirir ve taleplerine ilişkin destek noktalarını açık, anlaşılır bir şekilde ifade eder. Pazarlık ve problem çözme aşamasındaysa gerçek anlamıyla bir ver-al durumu yaşanır. Her iki taraf da amaçlarına ulaşmak için çalışır, amaçlarının bazılarına ulaşabilmek için diğer amaçlarından ödün verir. Kapanış ve uygulama son aşamadır. Konuşulan ve üzerinde anlaşmaya varılan noktalarda son şekli verilir. Genellikle yazılı anlaşmalarla uzlaşmaya varılan noktalar garanti altına alınır. Hem müzakerecilerden hem de müzakere ortamından kaynaklanan faktörler nedeniyle farklı müzakere süreçleri yaşanır. Tarafların cinsiyetleri, duygu durumları, sahip oldukları iletişim becerileri, uyumluluk, dışa dönüklük gibi bazı kişilik özellikleri müzakere sürecini etkileyebilir. Mesela tatilde hangi tarafın ailesine gidileceği konusunda çatışma yaşayan eşler müzakere sürecine girdiklerinde erkeğin daha rekabetçi bir çatışma yaklaşımı benimsemesi nedeniyle müzakere sürecinin erkeğin isteğinin kabul edilmesiyle sonuçlanması bireye ilişkin faktör örnektir. Diğer yandan müzakerenin gerçekleştiği mekan, taraflar arasındaki fiziksel mesafe ve ortamın biçimsel düzeni, müzakereye ayrılan zaman ve müzakerenin bitiş süresi ve izleyicileri müzakere sürecine etkileyen unsurlardır. Örneğin okul müdürüyle öğretmenin yaşadığı bir çatışmada taraflar müzakere sürecini okul müdürünün ofisinde gerçekleştirmeyi planladıklarında müzakerenin okul müdürünün istediği şekilde sonuçlanması en olası sonuçtur. Amaçlar ve ortamın yapısı dikkate alındığında müzakere yaklaşımları paylaştırıcı ve bütünleştirici müzakere yaklaşımları olarak iki grupta incelenmekte ve her birinin kendi strateji ve taktikleri bulunmaktadır. Strateji, belirlenen amaçlara varmak için izlenmesi gereken yol şeklinde tanımlanıp yapılacak işin yani müzakerenin nasıl kısmını ortaya koymaktadır. Taktik, stratejilerin izlenmesi esnasında neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağını ortaya koyan ve stratejileri ayrıntılandıran hususlardır rekabetçi veya kazan kaybet olarak da ifade edilen paylaştırıcı müzakere yaklaşımında kaynakların dağılımında bir taraf kazanırken diğer taraf kaybeder. Böyle bir ortamda ise tarafların tek amacı kendi kazanacaklarını en üst düzeye getirmektir. Sahip olunan ortak özellikler ve ortak kaynaklar yerine farklılıklar üzerine odaklanmaya dayalı olan paylaştırıcı strateji ve taktikler, taraflar arasında iyi olan ilişkileri zedileyebileceğinden, ilişkileri korumanın önemli olmadığı durumlarda nispeten faydalı olabilir. Müzakereye başlamadan önce taraflar hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Tarafların hedefleri, direnç noktaları, motivasyonları, kişilik özellikleri ve özgüvenleri gibi konularda bilgi sahibi olmak paylaştırıcı müzakerelerde kullanılabilecek stratejiler arasındadır. Paylaştırıcı müzakere yaklaşımında iyi polis, kötü polis, sessiz kalma ve tavuk taktiği gibi sert politik taktiklerde yer almaktadır. Örneğin bir çatışma anında eşlerden birisi kötü polis rolünü üstlenip daha saldırgan davranarak ve bağırıp çağırarak ortamı terk edebilir. Diğeri ise iyi polis rolüyle hareket edip sessiz kalarak diğeri dönmeden sorunu çözmeye çalışabilir paylaştırıcı müzakereden farklı olarak bütünleştirici müzakere, kazan-kaybet yaklaşımı yerine kazan-kazan yaklaşımını benimser. Bu yaklaşımın altında yatan temel felsefe, müzakerecilerin birbirlerinin hedeflerine ortak çaba göstererek ulaşmaya çalıştıkça, her iki tarafında daha çok kazanacağı yönündedir. Bütünleştirici müzakere yaklaşımındaki stratejilerin dayandığı temel nokta, taraflar arasında açık ve tam bir bilgi paylaşımının olmasıdır. Taraflar birbirleriyle bilgilerini paylaşmadığı sürece tarafların kazan kazan yaklaşımı benimsemesi oldukça zordur. Bütünleştirici müzakerede karşı tarafın perspektifinden bakabilmek, karşı tarafın önceliklerini ve ilgilendikleri alanları sormak, kendi öncelik ve ilgi alanlarınız hakkında bilgi vermek, eşit değere sahip birden fazla teklifte bulunmak kullanılabilecek strateji ve taktiklerdir. Bir iş yerinde uzun yıllardır birlikte çalışan yönetici ve sekreterin yaşadıkları çatışmalarda daha çok bütünleştirici müzakere stratejilerinin kullanmaları, bu kapsamda çatışma anında olayları birbirlerinin gözünden değerlendirebilmeleri, birbirinin öncelikleri ve ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olmaları örnek olarak verilebilir. Müzakere bir nevi karar alma sürecidir. Bu karar alma sürecinde etik davranmak çok önemlidir. Müzakere masasında verilen sözü yerine getirmemek, karşı tarafı zayıf düşürmek için bilerek ona zarar vermeye çalışmak, müzakere sürecine rüşvet karıştırmak gibi strateji ve taktikler etik bulunmaz. Bir müzakere sürecinde kullanılan strateji ve taktiklerin etik olup olmadığını değerlendirmek için dört kriter mevcuttur. Bunlar altın kural, evrensellik, faydacılık ve dağıtım adaletidir. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de onlara o şekilde davran sözü günlük yaşamda altın bir kural olarak sıklıkla kullanılır. Bu söz aynı zamanda müzakere sürecinde kullanılan taktiklerin etik olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek en temel kriterlerden birisidir. Müzakere, anlaşmaya varmak için bir araya gelen tarafların etkileşim kurarak çatışma yaratan sorunu çözmeye çalıştıkları bir ver al sürecidir. Bu sürecin nasıl gerçekleşeceği tarafların kişisel özelliklerine göre değişebildiği gibi, sürecin gerçekleştirildiği ortama göre de şekil alabilmektedir. Müzakerede karşılıklı bağımlılığın türüne göre Farklı müzakere ortamları ortaya çıkar. Tarafların ulaşmak istedikleri amaç ve çıkarlar için başka insanlarla işbirliği içinde çalışmaları gereken durumlarda bütünleştirici müzakere ortamı doğar. Bunun tam tersi, tarafların ulaşmak istedikleri amaç ve çıkarların miktarı başka insanların kaybetmesine bağlıysa paylaştırıcı müzakere ortamı doğar. Bütünleştirici müzakere ortamı, kazan-kazan yaklaşımının benimsenmesini gerektirirken, paylaştırıcı müzakere ortamı kazan-kaybet yaklaşımının benimsenmesini gerektirir. Ayrıca, müzakere sürecinin yürütülmesinde izlenen taktik ve stratejilerin etik olması önemlidir ve bu kapsamda da temel kriterlerin dikkate alınması gerekir. Bu programda Çatışma yönetiminde müzakere süreci nasıldır? Bu süreçte hangi yaklaşımlar nasıl kullanılır? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Çatışma ve Stres Yönetimi 1 ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>